Kıymetli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen aziz kardeşlerim, hepinizi saygı ve muhabbetle en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu cuma günü sizlerle buluşmanın mutluluğunu her zamanki gibi yaşamaktayım. Düzenlediğimiz bu toplantı vesilesiyle ülkemizin içinde bulunduğu devasa sorunların bir an evvel çözülmesi, başta ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmada bir adım olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere bugün 2 Temmuz. Yakın tarihimizin acı olaylarından biri olan Madımak olaylarının yıl dönümü. Ülkemizin huzur ve barışına kast eden kardeşin kardeşe, sağcı ile solcuyu, Alevi ile Sünni'yi karşı karşıya getirme emelleri taşıyan karanlık mihrakların icraatı olan Madımak hepimizin ortak acısıdır. Hayatını kaybeden canlar hepimizin canıdır. Temenni ediyorum ki Türkiye bir daha böyle karanlık senaryolarla karşı karşıya bırakılmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Madımak'ta hayatını kaybeden canların hatıralarını saygı ile bir kez daha anıyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemizin kalkınması, yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulması ve yeni bir dünya ideali için hayatını adayan rahmetli Erbakan hocamızın en çok önem verdiği konulardan birisi de şüphesiz ağır sanayi ve sanayileşmeydi. Bu sebeple de Türkiye'nin toplu iğne üretmekte zorlandığı günlerde kimsenin hayal edemeyeceği meseleleri Erbakan hocamız devletin ve milletin gündemine sokmuştur. Fabrika yapan fabrikalar kuralım diyerek ülkemize yepyeni bir vizyon kazandırmıştır. Onun ağır sanayi idealleri bir takım mihrakları öyle rahatsız etmiştir ki mesnetsiz iddialar ile partileri birçok kere kapatılmış, birçok kere kendisi siyasi yasaklı hale getirilmiştir. Buna rağmen hayatının hiçbir döneminde yılmamış, Saadet Partisi Genel Başkanı olarak icra ettiği son vazifesinde dahi üreten bir Türkiye'yi ortaya çıkartabilmek için gayret göstermiştir. Onun bu gayreti neticesindedir ki 1970 ve 1980 yılları arasında hükümet ortağı olma fırsatı bulduğu süre zarfında 200'e yakın fabrikanın temelini atmış. Bu temelini attığı 200'e yakın fabrikanın 70 tanesi de tamamlanıp üretime geçmesini başarmış bir kişidir. Bu rakamlar o dönem açısından, o dönemin şartları açısından birilerinin hayal dahi edemeyeceği icraatların Erbakan hocamız tarafından gösterildiğini ortaya koymaktadır. Bu fabrikalar arasında eminim geçtiğimiz yıllarda özelleştirilmemesi için ciddi gayret gösteren Lütfü Türkkan Bey'in de karşı çıktığı şeker fabrikaları da vardır. Lütfü Bey'in Erbakan hocamız ile alakalı yapmış olduğu talihsiz açıklamaları esefle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Kendisini edebe ve hakkaniyetli olmaya davet ediyorum. Lütfü Bey bu dünyada bir gün belki hatırlanmayacak ama istihzada bulunduğu Erbakan hocamızın eserleri bu millete hizmet etmeye devam edecek ve asla unutulmayacaktır. Değerli arkadaşlar, çok manidar bir atasözümüz var. Der ki atalarımız, büyük lokma ye, büyük söz söyleme. Bu atasözünün ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteren bir örneği bugün burada sizlerle paylaşmak istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha bir ay evvel şöyle bir ifade kullandı. Göreceksiniz, Temmuz ayından itibaren ülkenin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele hele o her şeyi burnunu sokan Amerika Birleşik Devletleri çatlayacak, patlayacak ifadesini kullanmıştı. Peki bir ay geçmeden
geldiğimiz noktayı sizlere aktarmak istiyorum. Karadeniz'de doğalgaz çıkacak dendi ama doğalgaza %12 zam geldi. Bitti zannettik ama maalesef bitmedi. Hemen akabinde elektriğe %15 zam geldi. Bitmiştir herhalde dedik, bitmedi. LPG'ye 60 kuruş zam geldi. Bitmiştir dedik, maalesef bitmedi. Yüksek öğrenim harçlarına %10 zam geldi. Almanya çatladı mı bilmiyorum. Fransa patladı mı bilmiyorum. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Bu milletin mutfaktaki tenceresi patlamış, çatlamış vaziyette. Dertten, tasadan aileler paramparça olmuş vaziyette. İnsanımız, vatandaşımız öyle bir hale geldi ki çarşıda, markette bir fileyi dahi dolduramaz hale geldi. Bebek mamasına, bebek bezine muhtaç hale gelmiş vaziyetteyiz. İki gündür sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin bitmesi münasebetiyle insanların, işten çıkartılan insanların feryadı sosyal medyada yankılanıyor. Bu durum karşısında, bu feryatlar karşısında vicdanların sızlaması, iktidar sahiplerinin bir an önce tedbir alması gerekirken günü kurtarmaya matuf söylemlerle sadece siyasi ikballerini düşünmesi ekonomik krizi maalesef daha da derinleştirmektedir. Peki yapılması gereken nedir? Bir an önce israf terk edilmelidir. Bir an önce kamu kaynaklarında sözde değil eylemde tasarrufa gidilmelidir. Bir an önce üretime dönük yatırımlar yapılıp istihdamın önü açılmalıdır. Yoksa bu yatırımlar, bu tedbirler alınmadığı takdirde huzur sadece 5-10 yerden huzur hakkı alanların tekelinde kalacaktır. Asgari ücrette geçimini sağlayan insanımızın sokağından huzur hiçbir şekilde geçmeyecektir. Değerli arkadaşlar, bizim tarihimizin önemli simalarından birisi olan Koçi Bey der ki, devlet küfür ile ayakta kalır ama zulüm ile ayakta duramaz. Bu demektir ki adil olmayan bir devlet sarsılmaya mahkumdur. İnsanlık tarihi hak ve adalet uğruna verilmiş binlerce yıllık mücadelenin anlatısıdır. Güçlü oluşlarını, çoğunluk oluşlarını, çıkarlarını ya da sözde seçkin oluşlarını sınırsızlık ve sorumsuzluk olarak algılayanlar başkalarına zulmetmekten maalesef geri durmamışlardır. Kendilerinden olmayanlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmayı kendilerine hak olarak görenler kendi dünyalarını cennete çevirirlerken tüm dünyayı başkalarına cehenneme çevirmekten hiçbir zaman kaçınmamışlardır. İnsana kıyıldığında, insana zulmedildiğinde, insan onuru ve hakları çiğnendiğinde buna kayıtsız kalan her anlayış haksızlıkların ve adaletsizliklerin bir parçasıdır. Yeryüzünde tek bir insanın dahi baskı ve tahakküme maruz kalması, haksızlığa uğraması, onurunun incitilmesi, adalet arayışının engellenmesi kabul edilebilen bir durum değildir. Kimden gelirse gelsin zulmün karşısında dik durmak gerekir. Aynı şekilde kim olursa olsun adalet arayanın, adalet talep edenin yanında her zaman yer almak gerekir. Bir ülkeyi yaşanabilir kılan korku değil, hukuktur. Baskı ve tahakküm değil, hak ve özgürlüklerdir. Kavga, kin ve nefret değil, barış ve kardeşliktir. Bir ülkeyi yaşanabilir kılan gücün hukuku değil, hukukun gücüdür. Bir ülkeyi yaşanabilir kılan insanın en zayıf, en çaresiz, en yalnız anında adalet mekanizmasının kendisinin yanında olduğunu hissetmesidir. Bugün ülkemizde ne yazık ki en çok örselenen hususların başında adalet gelmektedir. Toplumda
birçok kesim mağduriyetler yaşamaktadır. Fakat gelin görün ki bu mağduriyetler iktidarın vicdanını sızlatmamaktadır. İktidar adalet sarayları yaparak adaletin tesis edilmediğinin hala farkına varamamıştır. İşte bunun bir örneğini 115 gündür adalet sarayları önünde AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şen Yarar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şen Yarar'ın adalet aramasıdır. Evlatlarını, kardeşlerini kaybetmiş bu insanların acısına ortak olunmalıdır. Adalet talepleri yerine getirilmelidir. Adalet mekanizması insanın en zayıf, en çaresiz, en yalnız anında dahi onu güce karşı, haksızlıklara karşı, hukuksuzluklara karşı koruduğunda görevini yapmış olur. Aksi takdirde adalet mekanizmasının görevini yapması söz konusu değildir. Hukuk, insanlarımızın acılarını dindirmek, korkularını gidermek, güvenlerini kazanmak, umutlarını artırmak için artık gücünü göstermelidir. İki evladını ve eşini ağlamaktan %70 oranında gözünün birini yitiren bir annenin bugüne kadar adaleti istedik ve bundan sonra da istemeye devam edeceğiz açıklamasına Saadet Partisi olarak kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu ülkede kim bir haksızlığa uğrarsa emin olun Saadet Partisi onun yanındadır. Haksızlıklar, hukuksuzluklar, vicdansızlıklar karşısında hiç kimse Saadet Partisi'nin sessiz bir şekilde beklemesini bekleyemez. Bu vahşet her yönüyle araştırılmalı, katliamda parmağı olan kim varsa muhakkak adalet önünde hesap vermelidir. Teşekkür ediyorum.